Herkese selamlar arkadaşlar. Çok uzun bir süredir beklemiş olduğumuz yeni kasa ManteygeX güncellemesi az önce yayınlandı ve görmüş olacağınız gibi araç şu anda karşımda. Öncelikle dünkü paylaştığım videodan sonrasında bugün tıpkı o gün söylemiş olduğum gibi SCS Software ekibi bu yeni gelecek olan aracın galasını açmış oldukları yayınla beraber gerçekleştirdiler ve saat 8'e geldikten sonrasında da araçla alakalı Steam üzerinden bir güncelleme yayınladılar. Güncellemenin boyutu ortalama olarak 179-180 MB aralığındaydı arkadaşlar. Sizler de şu anda Steam uygulamalarınızı açarak oyununuzu güncelleyip bu aracı kullanabilirsiniz. Bu araçla oynayabilirsiniz. Tabi Tracker MP'ye ne zaman uyarlanır, bu güncelleme ne zaman gelir bilemiyorum. Fakat eskisi kadar bu işler çok uzun sürmüyor. O yüzden çok kısa bir süre içerisinde bu güncellemenin geleceğini düşünüyorum. Hatta belki de ben bu videoyu paylaştığımda bu güncelleme gelmiş bile olabilir. Şimdi dilerseniz araçla alakalı özellikleri tek tek bir bakmaya başlayalım. İlk olarak kabin seçeneklerine gelmek istiyorum. Burada bizi kabin seçeneklerinde 3 farklı kabin seçeneği karşılıyor. Bunlardan bir bir tanesi düşük kabin, bir diğeri ise orta boyutta bir kabin ve en sonunda ise en büyük kabinlerden GX kabini ki genel olarak her birimiz bu kabini kullanacağız fakat düşük kabinde fena durmuyor diyebilirim. Bu kabini de kullanacak arkadaşlar olacaktır. Özellikle hafriyat kamyonlarında gerçekten yakışacaktır diye düşünüyorum bu düşük kabin. Fakat ben bu aracı yüksek kabinde kullanmak istiyorum. Bu yüzden de yüksek kabini seçiyorum. Şimdi de şasi seçeneklerine bir bakalım isterseniz. Şasi seçeneklerinde de bizi pek çok şasi karşılıyor fakat canlı yayında gördükten sonrasında şaşırdığım bir şasi özelliği vardı. O da görmüş olacağınız gibi şu şasi aslında arkadaşlar. Bu görmüş olacağınız şasi aracımızı baya baya tank haline getiriyor. Canlı yayında da gördükten sonrasında baya şaşırmıştım. Araç baya baya canavar bir moda geçiyor. Özellikle Çinli arkadaşlar bu özelliğe baya bayılacaktır. Çünkü genellikle onlar böyle cins cins tırlar kullanıyorlar. Tam da onlara layık bir tır olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Bilmiyorum tabii ki de sizlerin yorumları bu şasiye ne olacaktır. Fakat ben 4x2 şaside kalmak istiyorum. Çünkü genel olarak bu şasi seçeneğini ben seviyorum. Hatta hatta pek çok tırda da bunu kullandığımı söyleyebilirim. Tabi motor seçeneklerinde de bizi pek çok motor seçeneği karşılıyor. En yüksek beygirde 640 beygirlik bir motorun bizi karşıladığını görüyoruz. En yüksek olduğu için de bunu kullanacağım. Aracımız birazcık güçlü bir araç olsun. Daha sonrasında da şanzıman seçeneklerine bir göz atalım istiyorum. Araçla alakalı şanzıman konusunda tabii ki de konuşulan bazı konular vardı. 6 vites olacak mı işte 12 vites mi acaba vesaire bunlar tartışılıyordu. Görmüş olacağınız gibi 6 vites seçeneği sunulmuş durumda arkadaşlar. Dileyenler 6 vites şeklinde kullanır. Dileyen ise 12 vites şeklinde kullanır. Hatta 16 vites seçeneğinin bile olduğunu söylemek mümkün. Fakat genellikle ben 6 vitesi daha çok seviyorum. Çünkü araç çok daha hızlı bir şekilde hızlanıyor. Ve aracın sesi çok daha iyi şekilde geliyor. Bu yüzden de 6 vitesi kullanacağım. Aracımızın iç kabinine geldiğimiz zaman ise bizi böyle bir kabin karşılıyor arkadaşlar. Tabi araçla alakalı yazabileceğimiz en büyük artı bu iç kabinle beraber geliyor. Çünkü gerçekten çok güzel bir iç kabine sahip olduğunu söylemek mümkün. Hatta dashboardu baya güzel. Birazdan ona da göz atacağız zaten. Ki en büyük özelliklerinden bir tanesi iç kısmı eklenen bir kamera özelliği var. Birazdan sizlere bunu da göstermiş olacağım. Ki onunla alakalı güzel bir püf noktası var. Ondan da mutlaka sizlere bahsetmiş olacağım. Fakat iç kabinde bizi görmüş olacağınız gibi pek çok kabin seçeneği karşılamış oluyor. Aracı her zaman olduğu gibi dilersek sağdan dilersek soldan direksiyon şeklinde oynayabiliyoruz. Kabin seçeneklerinde ne değiştiğini merak edecek arkadaşlar için de şöyle kısaca göstereyim. Göreceğiniz gibi bir tanesinde şöyle kırmızı bir detay ekleniyor. En düşük versiyonda şöyle bir renk değişimine uğruyor burası. Orta yani varsayılan olarak gelen versiyonda da şöyle bir şekilde renk açılıyor arkadaşlar. Ki açıkçası ben bu rengi daha çok sevdiğimi söyleyebilirim. O yüzden bunu kullanacağım. Aracın boya kısmına geldiğimiz zaman ise göreceğiniz gibi böyle boya seçenekleri de aracımız için mevcut. Ben açıkçası bu araca beyaz rengini çok yakıştırdım. Bu yüzden beyaz renkten vazgeçmeyeceğim. Sizler tabii ki de farklı farklı burada göreceğiniz pek çok boyayı deneyebilirsiniz bu araç üzerinde. Araçla alakalı çeşitli modifikasyon seçeneklerine girdiğimiz zaman ise sizleri böyle heyecanlandırabilecek pek çok seçeneğin olduğunu görebileceksiniz. Fakat bunun için pek de heyecanlı mayın derim. Çünkü bu seçenekler aslında bir tık geleceğe yatırım olarak gelmiş seçenekler. Biliyorsunuz ki artık yeni yeni gelen pek çok araca bu kadar fazla seçenek ekliyorlar. Çünkü ileride tuning pack'ler geldiği zaman bu seçenekler işe yarıyor. O yüzden şu anda daha herhangi bir tuning pack yokken bu özelliklerin pek de bir anlamı yok. Buralara tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi sadece tek bir seçenek seçebiliyoruz. Bize birden fazla seçenek sunmuyor. O yüzden bunun için pek de heyecanlanmayın derim. Fakat şunu da söylemek istiyorum. SCS Software bugün Twitter hesabından sizlerin en favori olarak kullandığı tuning pack hangi paket diye sordu. Bu da tabii ki de akıllara acaba Tuning Pack DLC'si mi gelecek? Hangi araç için gelecek? Bunları getirdi. O yüzden bunu da yakın bir zamanda göreceğiz, bekleyeceğiz. Açıkçası herhangi bir Tuning Pack yayınlanacaksa da ben bunun man aracı için olacağını düşünüyorum. Bunu da tabii ki de sabırla bekleyip göreceğiz. Araçla alakalı şöyle bunu yüksek kabin haline getirdiğim için şurayı tamamlamak istiyorum. Bu yüzden şöyle bu şekilde aracımızı tam bir kabin haline getireceğim. Onun dışında buradaki en büyük önemli detaylardan bir tanesi şu arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki aracımızla beraber gelen çok önemli bir özellik var. Bu özellik ise şuraya bir kameranın eklenmesi, buraya bir kameranın gelmiş olması. Yani şuradaki şu aynanın işlevini buradaki kameradan görüntüleyebiliyoruz. Yani buradaki aynayı biz aslında şuradaki dijital ekrandan görebileceğiz. İşte bunu yapabilmek için ise aksesuarlar bölümünden şuradaki aynayı seçip buradan kamerayı takıyorsunuz arkadaşlar. Ve bu kamerayı takarsanız oyun içerisinde aracınızın içerisinden dijital kamera vasıtasıyla aracınızın bu ön tarafındaki kısmı kameralı şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. O yüzden bunu mutlaka takmanız gerekmekte. Eğer ki bunu takmazsanız orayı çalıştırmaya çalıştığınız zaman kameranın olmadığı ile ilgili ufak bir hata alıyorsunuz. Araç size bunun bilgisini veriyor. Bu da güzel bir detay olmuş tabii. Onun dışında bu araçla beraber gelen tabii ki de hayalet aynalar özelliği var. Bu araçta da tıpkı DAF araçlarında olmuş olduğu gibi aynaları içe alabiliyoruz dijital şekilde. Bunun için de aynalarımıza tıklayıp en alt kısmından dilersek plastik kamera, dilersek boyalı kamerayı seçiyoruz. Ben boyalı kamerayı seçiyorum ve aracımızın kameralarını görmüş olduğunuz gibi içeri alıyorum. Yani daha doğrusu aynaları içeri almış oluyorum. Şuradan da şöyle aracımıza bir yan eteklik takalım. Çok da çıplak kalmasın. Şöyle güzel oldu gibi gözüküyor. İç kabine tekrardan geri döndüğüm zaman burada beni 3 farklı direksiyon seçeneği karşılıyor. Bunlardan bir tanesi direksiyonu bu hale getiriyor. Diğeri ise direksiyonu şu hale getiriyor ve görmüş olacağınız gibi burada kırmızı detaylar eklenmiş oluyor. Bana soracak olursanız <laughs> özel seçeneği daha iyi olmuş. O yüzden özel direksiyon seçeneğini seçerek bu konudaki tercihimi bu yönden kullanacağım. Onun dışında araç içerisinde ekstra bir değişiklik yapmak istemiyorum. Aracımı bu şekilde satın alıp bir sizlerle beraber deneyimlemek istiyorum. Bu yüzden de satın al diyerek Aracımızı şöyle güzelce bir kullanmak istiyorum. Hadi bakalım aracımız bize neler sağlayacak? Evet, görmüş olacağınız gibi aracımı şu anda karşıma aldım ve dışarıda aracımız bu şekilde gözüküyor. Beyaz renk hakikaten çok yakışıyor. Çok güzel gözüküyor. Oyunda da mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Aracımızın iç kabinine geldiğimiz zaman şöyle görmüş olacağınız gibi iç kabinde de gayet güzel gözüktüğünü söylemek mümkün. İç kabin detaylarında aslına bakacak olursak yine hayalet aynalarımız bizi karşılıyor. Onun dışında güzel bir konsol ekranının olduğunu söylemek mümkün. Bunun dışında arkaya kafamızı çevirdiğimiz zaman şurada yukarıda görmüş olacağınız gibi bir aslan detayı görüyoruz. Bu da tabii ki de MAN markasının kendine özel bir olayı. Araç içerisine de böyle bir detay yakışmış. Onun dışında araç içerisindeki kaplamalar gerçekten çok güzel. Sanki bir interior modu kurmuşum gibi hissettiriyor açıkçası. O yüzden de bu işten tatmin oldum diyebilirim. Şimdi şöyle güzelce bir kontağımızı çalıştıralım istiyorum. Gördüğünüz gibi kontağımızı açtık ve göreceğiniz gibi hayalet aynalarımız Kontağı çalıştırmamızla birlikte devreye girdi. Buradan bu şekilde gözükürken şuradan da şu şekilde aracımızın diğer aynası gözüküyor. Gayet güzel, gayet şık bir detay olmuş. Tabi benim en çok beğendiğim özelliklerden bir diğeri ise şu görmüş olacağınız dashboard ekranı arkadaşlar. Çünkü dashboard ekranı gerçekten çok detaylı bir şekilde hazırlanmış. Hatta şimdi size bununla alakalı şöyle ufaktan bir giderek aracın içerisinde gaza basarken yani ilerlerken dashboard'un nasıl gözüktüğünü göstermek istiyorum. Şöyle ilk olarak bir direksiyonu çevirelim. Şöyle bir yakınlaşacağım. Birazcık gaz alım isterseniz. Göreceğiniz gibi oradaki bar ışıklı bir şekilde artıyor abi ve bu gerçekten çok güzel. Şöyle geri takalım bir de. Göreceğiniz gibi abi bu renkli bir şekilde o barın yükselmesi gerçekten çok güzel. Yani oyundaki en iyi dashboard olmuş diyebilirim. Gerçekten benim bu anlamda çok hoşuma gitti. Yani hiç bu kadarını beklemiyordum. Gerçek hayatta da demek ki böyle. Baya baya hoş olmuş diyebilirim. Tabi yan panelde de görmüş olacağınız gibi ana konsolumuzda büyükçe bir navigasyon ekranı görüyoruz. Bu navigasyon ekranının hemen yanında ise bir aslan amblemi yine bizi karşılıyor. Bu aslan amblemini kaldırıp servis yoluyla eklemiş olduğumuz şu kamerayı aktifleştirebilmek için kontrollerden bir ayar yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi dilerseniz hep beraber bir o ayarı yapmaya çalışalım. Bunun için seçenekler kısmından tuşlar ve düğmeler kısmına giriyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında bir azıcık aşağıya kaydırıyorsunuz. Aşağıya kaydırdıktan sonrasında ise şöyle göreceğiniz gibi eğlence ve bilgilendirme sistemi ekran değiştirme kısmı sizleri karşılıyor. Buraya dilediğiniz bir tuşa atıyorsunuz ve bu tuşa atadıktan sonrasında oyun içerisinde atamış olduğunuz bu tuşa bastığınız zaman eğer ki benim sizlere anlatmış olduğum gibi şuraya kamera eklentisini taktıysanız araçta o tuşa bastığınız zaman Göreceğiniz gibi şu ekranı açabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu ekranı tabii ki de kapatabilmek için aynı zamanda aynı tuşa bir kez daha basmanız yeterli. Bu ekranı komple bu şekilde yine kapatabiliyorsunuz da aynı zamanda. Bir kez daha bastığınız zaman ekranı bu hale getiriyorsunuz. Bir kez daha bastığınızda ekran bu halini almış oluyor. Tabi burası daha önceden de söylemiş olduğum gibi şuradaki kameranın işlevini yerine getiriyor. Şöyle birazcık ilerlersek aslında sizler de göreceksiniz. Göreceğiniz gibi aracımızın içerisine artık böyle de bir kamera eklendi arkadaşlar. Tabi bu bu araçla beraber gelmiş olan en yeni özelliklerden bir tanesi. Oyna da hayırlı ve uğurlu olsun. Şu anda bu özellik sadece bu araçta var. O yüzden de güzel olacak. Açıkçası bir süre boyunca bu aracı kullanacağımı söylemem mümkün. Araç benim gerçekten çok hoşuma gitti. Videoyu da sizlere hızlı bir şekilde yetiştirebilmek adına konuyu aslında çok da uzatmak istemiyorum. O yüzden sizlerin de aslında araç ile ilgili yorumlarını mutlaka görmek istiyorum arkadaşlar. Bunun için yorumlar kısmında hep beraber buluşalım. Araç ile ilgili önümüzdeki günlerde güzel de bir şey paylaşımı yapmayı düşünüyorum. Araçla alakalı şöyle bakalım kodlama yapabileceğimiz herhangi bir durum var mı? Gerçi kodlama yapmadan da gerçekten şık bir tur olduğunu söylemek mümkün. Fakat arkasına şöyle güzel bir dorse takarsak çok daha güzel bir araç haline gelecektir diye düşünmekteyim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bunun gibi daha fazla video için like ve yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar. Kötü adam kaçar eskisi gibi. Bay bay.